Evet, altın kızlarla harika günümüz devam ediyor. Ay vallahi altın gününe gelmiş gibi. Öyle hissediyorum, altınım da şurada. her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yuvarlak masada çok lezzetli şeyler yedik. Ellerinize sağlık. Tabii ki favorim pizzalı börek. Süper. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Şimdi o muhteşem soruya geldi sıra. Levent Bey'le nerede, nasıl, ne zaman tanıştınız? Levent Bey'le aynı şirkette çalışıyorduk. Bizim bir grubumuz vardı, arkadaş grubumuz, kızlı erkekli. Böyle arada bir toplanıp işte tiyatrodur, sinemadır ya da pikniklere gidilirdi. O grubun içine ben sonradan dahil oldum. Ve o grubu ben dışarıdan çok gözlemleyip hoşuma giden bir gruptu. Hmm. Ne yapıp ne edip o grubun içine girdim. Wow, dahil oldun yani. Dahil oldum. O dahil olduğum grup gerçekten böyle hani aklı başında, gençtik ama herkes aklı başında, bir keyifli bir gruptu. Orada tanıdım Levent'i. Daha sonra benim o gruptaki bir arkadaşıma beni beğendiğini söylemiş. Hı hı. Bana geldi. Ben de önce dedim ki ya zayıf mayıf bir şeydi Levent hani. Ondan sonra... Kuru bir şeydi. Kuru bir şeydi. Eyvallah. Şengül ablanın yorumları. Ay bile. Kuru bir şey o öyle. Neyse. Sonra işte dediğim gibi... Bu arada fotoğraflarınızı da görüyoruz. Evet, kaç yaşındasınız ilk karşılaşmanızda? Orada 21 yaşındayım. Burada kaç yaşındasınız şu fotoğrafta? Burada da 22 diyeyim size. 22 Levent de benden 4 yaş büyük. İşte 26'da Levent. Sonra? Sonra benim arkadaşıma işte söyledim. Kim al deseydin biraz? Zaten aldı. Ama tabii... biraz zaman aldı kül alması. Sonra? Sonra işte biz çok kısa sürede tanıştık. Aileler isteme olayı böyle 3 ayın içinde oldu. 3 ay içinde. Yani neden Aslı Hanım? O zamanlar işte hani böyle çok genç kızlar çıkıp da erkeklerle falan hani gezemezdi. Nişan... Sahi mi ya o gerçekten zamanlar? Gerçekten öyleydi. O flört yok muydu yani? Ya flört vardı da benim durumum biraz farklıydı. Siz benim, nerede oturuyordunuz bu biz arada? Biz yine Yakacık'ta oturuyorduk. Evet. Benim çocukluğum... İstanbul'daydınız. Tabii İstanbul. Ben 6 aylıkken gelmişim. Babam devlet memuru İstanbul'a. Hı hı. Ama babamın çevresi çok fazlaydı. Hani biliyorsunuz eskiden aman işte hani... Laf olmasın, laf olmasın söz olmasın haklısın gibi. Biz evet. 3 ay içinde sözlendik. Ondan sonra da 6 ay içinde nişan... Nişanın akabinde de evlendik. 92 yılında evlendik. Ay yani aynı şirkette. Nişan fotoğrafları var mı? Şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Evet. Bu nişanınız mı? Nişanımız. Kırmızı mı giydin? Pembe. Pembe. O pembeye ne diyorlardı ya? Fuşya. Yok. Yok, sıklemen. Başka, sıklemen. Onun öyle bir ismi. Annem de öyle derdi. Evet. Sıklemen rengi bluzum. Şurada gül olan. Gül olan. Öyle tarif Başında ederdi. Şeyin. Evet, çok şıksınız. Peki, nişanda takılar takıldı. Nişanda, evet. Sonrasında ne kadar süre sonra kına gecesi oldu mu? Düğün. Tabii, kına gecesi oldu. Aha. Kınada neler oldu? Var mı kınanın resimleri? Kına resimlerimiz de var. Ay çok güzel, kına... Evet. Bakayım, organizasyon var mı? Şimdi organizasyonlar çıkıyor böyle tüllü kızlar falan, tüylü kızlar bir şeyler, danslar, şovlar. Var mıydı sizde? Yok, organizasyon... Tepsiyi kim tutuyor? Tepsiyi benim halam tutuyor. Aydın'daki halam. Hala mı yaktı avucuna? O mu yaktı hatırlamıyorum ama. Evliliği böyle iyi giden birisi yakarmış. Evet evet, onların zaten çok mutluydu evlilikleri ama. Kaç kıyafet giydin? Öyle fazla bir kıyafet yoktu. Bir. Tek. Bindallı. Yok bindallı da yoktu. Şık bir ceketin altına uzun bir etek. Ha. Ama ceketi görmeniz lazım. Yani geçenlerde aynı ceketi benim kuzenimin düğününde giydim. Herkes duruyor bayıldı. Duruyor mu ceket? Duruyor. Vallahi getirsene vallahi merak duruyor. Ettim. Ama burada değil. Aa, başka bir yerde. Ya? Başka bir yerde. Yarın getir bari ya. Nerede bu ceket nerede? Diğer evimde Şile'de. Aa Şile'de de ev mi var? Getiremedim ama. Yalnız ya Şile'ye de giderdik biz. Evet. Resimlerin birinde o ceket tamamen görünüyor. Hay bakayım göreyim. Kadife mi o? Kadife. Üstünde şey var. Hemen kadife, anladım. Kadife. Bravo aynı. Sırma mı var? Sırmalar Sırmalı. Kadife. Kendi içinde kabartı. Ay o zaman böyle kabarık sırmalar kabarık modaydı. Altın. Altın değildi. Kendi tüyünün rengi yani bir gümüş de yansıması vardı. Güzel, güzel. Güzel altına da uzun etek giydin. Şalvar falan değil. Değil uzun etek. Peki düğün kaç gün sonra oldu? Düğün kınadan ertesi gün oldu. Öyle şimdiki gibi bekleyelim hani dinlenelim, evi temizleyelim falan yoktu. Hemen işte kına gecesi, ertesi gün düğün davetiyelerde öyle yazılırdı.
Hatta davetiyelerim de mevcut. Davetiye, evet. Hem nişan hem... Ne yazıyor davetiyeyi, okur musun dış ses? Tabii ki aslanım. Baydar ve Gürçay aileleri Şengül ile Levent'in düğün törenlerinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Babası Şahmettin Baydar, babası Hasan Gürçay. Tarih 3 Temmuz 1992 Cuma. Ay. Ben 4 yaşındayken. Ya. Ya 4 yaşında. 4 yaşındaydım o zaman. Benim ya. Evet. Zaten o zamanki resimlere bakıyorum. Küçücük yanımızdaki çocuklar şu an evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldular. Ay ne güzel ya. Çok güzel. Davetiyenizi de saklıyor olman çok keyifli. Bu düğünden fotoğraflar. Düğünden fotoğraflar. Evet, bu kalabalık aile resmi çocuk galiba. Evet. Gelinliğini diktirmiş miydin? Gelinlik özellikle üstüme göre dikildi. Kaç bedensin orada? 36. Orada 38. 36-38 gibisin. Bayağı öyle incesin. Evet, yine iyi bak. Fiziğin, boy, pos yani maşallahım var. Kendinize gayet iyi bakmışsınız. Bu A kesim mi diyorlardı buna, kabarık böyle? Değil mi? A kesim Madonna yaka mı diyorlardı buna böyle? Çok güzel, çok yakışmış. Öyleydi galiba, evet. Onun altında tarlatan falan vardı işte. Kiralık klasik mıydı? Yok, o üzerime dikildi. Ne oldu bu gelinlik sonra? Hiç bilmiyorum, nereye koydum, birine mi verdim gerçekten. Hadi canım, gelinliği kaybetmiş. Vermişimdir, bu da benim rahmetli annem. Hayır. Arkasındaki ablam takı takarken, takı töreninde. Ay çok güzelsiniz maşallah. Ya işte. Ay yıllar. Yıllar. Zalim yıllar. Vay vay vay. Gerçekten çok güzel bir gelin olmuşsun. Ne güzel evlatlarını almışsın kucağına. Sonrasında onların mürvetini Allah göstermek nasip etmiş. İnşallah torunlarını da görürsün. İnşallah. Şimdi çok heyecanlandığınız bir yere geldi sıra. Evet. Hazır mıyız? Eyvah eyvah, ne acaba? Ay ama dur, ilişki testinden önce şeyi soracağım. Düğünde iyi taktılar mı? Çok iyi takı takıldı. İnanılmaz. Çok iyi. Bizim düğüne gelenler, şimdi şöyle kayınvalidemler burada Pendikli. Biz yıllardır Yakacıklıyız. Oradan ayrı bir grup, buradan ayrı bir grup. Artı bizim ikimizin de şirketinin aynı olması oradan... İki taraftan grup. Kaç kişiydi? Salona sığmadılar. 1000'in üzerinde. Ne diyorsun? 1000'in üzerinde. Kaç tane altın geldi? Hani ben gram, çeyrek tam demiyorum. O zamanlar uygun da altın fiyatında. Uygundu. Kaç tane gelmiş olabilir? Şöyle toplamda söyleyeyim. Toplamda. Altın ne kadar geldi biz göremedik. O zaman topladılar üstümüzden. Size mi kaldı altınlar? Gerçi bize bir kısmı kaldı. Hadi ya. Kurtarabildiğimize... Şöyle çaktırmadan cebinize falan mı koydunuz? Kalan bir 10-15 tane. İçine atsaydın onlar adına. Kaldı. Evet evet, onlar kaldı. Ama tabii bileziklerimiz falan bizdeydi. Ne yaptın? Aileler mi aldı? Aileler derken hani böyle düğünü erkek tarafı yapar deniliyor ya. Erkek tarafı alıp işte düğün salonunun ödemesi, diğer masrafları falan karşıladılar. Biz de o zamanlar ağzımızı açıp hiçbir şey demedik. Tabii. Ama şimdiki aklım olsaydı... Ne derdi? Vermezdim. Hepsini toplar evime peki, götürdüm. Peki yeni gelin olacak gelinlerimize mesela ne demelerini önerirsin? Lütfen şu kameramıza. Yeni gelinlere şunu söylemek istiyorum. Aslında onlar mutlaka yapıyorlardır. Biz yapmadık zamanında. Düğünde takılan, nişanda takılan takıların gençlerimize teslim edilmesi lazım ki hayata bir adım önde başlamaları için o birikime ihtiyaçları var. Bence buna aileler fırsat versinler. Hatta yapabiliyorlarsa üstüne de koyarak onların yuvalarını kursunlar. Bunu ben o kadar sık söylüyorum ki. Çünkü hayata yeni atılıyorlar. Evleri, arabaları, iş yerleri olacak. Tabii ki paraya ihtiyacı en çok onların olacak. Ama bazen gelinlerimize de damatlarımıza da hak veriyorum. Ya biz bir şey yapamadık. Ailelerimiz de borç, harç içerisinde bizi evlendirdiler. Biz hani yuvamızı kurup giderken onları bu stresli halde bırakmak istemiyoruz. Doğru. Burada da onları da anlayabiliyorum aslında. Çok doğru, çok değil doğru. Değil mi? Evet. Yani işte denge. Denge. Peki balayını ne yaptınız? Balayına da işte dediğim gibi o altınlardan bir 10-11 tane üstümde kalmıştı. 10-11 tane. 10-11 tane. Nasıl üstte kalmaymış öyle? Üstte kalmayla. O 10-11 tane altınla biz balayına Alanya'ya gittik. Ha güzel. Çok güzel de bir tatilimiz oldu o zaman. Çok güzel. Ay canım. Öyle yani. Ya. Ne güzel.